75 numaralı. Tam modern kahya takipçileri. Bugün sizlerle. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir video izleteceğim. Lütfen izlediğiniz videoya dikkatli bakın. Videonun sonunda tekrardan video ile ilgili sizinle biraz konuşacağız. Dass wir immer nur ein bisschen ziehen, wenn er wehen hat, ne? Şimdi videoyu izlediniz baştan sona eminim. Gördüğünüz gibi iki tane kadın veteriner bir ineği rahatlıkla doğumunu yaptırıyorlar. Ama benim asıl dikkat etmenizi istediğim nokta birincisi ortam, ikincisi ekipman. Hayvan doğuracağı zaman kuru bir ortama alınmış. Yani bugün bizim birçok çiftliğimizde, yani bazen deve çiftlerinde bile hayvanlar doğumunu kuru yaş ortamda, gübrenin yanında ya da direkt böyle normal hayatını geçirdiği gübreli ortamda yapıyor. Bu da ne oluyor? Hayvan doğduğunda
direkt mikroplarla iç içe gelmesine ve sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Hayvan özel bir ortama alınmış, kuru bir ortam sağlanmış. Kuru ortamda hayvan doğumunu yapıyor. Artı kullanılan kiriko sayesinde bir tane kadın veteriner rahatlıkla doğumunu yaptırıyor. Hayvanı ayaklarından bağlayıp rahatlıkla çekiyor. Hani ben çiftlik hayatında traktörle ineğin arkasından buzağı çekmeye çalışanı dahi gördüm. Ya da 4-5 tane adam ip bağlayıp buzağı çekmeye çalıştıklarını bile gördüm. Hani bunlara çok da gerek olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Sonuçta bir doğum kirikosu, metalden yapılmış bir kiriko. Alın evladiyelik, dursun kenarda 10 yıl, 15 yıl mekanizmasını bozmadığınız sürece ve temiz baktığınız sürece kullanabilirsiniz. Yani alet iş yapar, et övünür hesabı. Benim tavsiyem, eğer bu işleri yapıyorsanız ve yapmaya da devam edecekseniz ekipmanlara sahip olmanız. Modern Kahya kanalı olarak Türkiye'de tarım ve hayvancılığın kalkınması için ya da daha bilinçli bir besici ve çiftçi toplumu oluşturmak için elimizden geldiğince videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda ihtiyaç duyulduğunu düşündüğümüz konularla ilgili videolar hazırlıyoruz. Gerek hastalıklarla ilgili olsun, gerek ekipmanlarla ilgili olsun. Bu konuda sizlerin de desteğini istiyoruz. Videolarımızı izliyorsunuz, görüyorsunuz. Eğer beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda da sorularınız varsa, çekmemizi istediğiniz ekipmanlar varsa ya da şöyle bir şey geldi başıma, bununla ilgili ne yapabilirim şeklinde sorularınız varsa lütfen bizlere iletin. Biz de elimizden geldiğince sorularınıza cevap verelim. Gerekli çekimleri sizler için yapalım. Kanalımız sizlerin de desteğiyle gün gün daha da büyüyecek. Buna inanıyoruz. Kanalımız sizlerin de desteğiyle gün gün daha da büyüyecek. İleride daha fazla işte fuar videoları, küçükbaş fuarları, büyükbaş fuarları, agro expolar, bu tarz fuarlardan daha fazla videolar, daha fazla ekipman tanıtımı. Bugün kanalda çok fazla yok ama işte tarım ekipmanları ile ilgili tanıtım videoları, ne nasıl ekilir, ne zaman ekilir, nasıl hasat edilir, bunlarla ilgili videolar, bunlar daha fazla olacak. Yine ilerleyen dönemlerde belki bir sene sonra, belki bir buçuk sene sonra işte Almanya'daki yurt dışı fuarları, yurt dışındaki çiftlikler, oralarda durumlar nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, bunlarla ilgili daha fazla videolar gelecektir. Dediğim gibi amacımız tamamen Türk tarımına ve Türk hayvancılığına biraz daha katkıda bulunabilmek, hizmet sağlayabilmek. Destekleriniz için ben şimdiden çok çok teşekkür ederim.